bunu da beğenmedin? Bunların hiçbiri istediğim gibi değil. Hepsi çok soluk, cansız. Bir kere renkler çok pastel. Yani fuşyalar olmalı. Sarılar, pembeler, turkuazlar. Aradığım şeyler bunlar değil. Firma olarak ilk defa bu kadar geniş bir yelpazesi olan gençlik serisi hazırlıyoruz. Ya büyük bir kampanya olmalı bu. Bunlar mı ses getirecek? Peki Elçin Hanım, tekrar hazırlayalım. Aylardır verdiğim briefler doğrultusunda ancak bu çalışmaları ortaya çıkardınız. Hangi zamanda istediklerimi yetiştirmeyi planlıyorsunuz? Bize bir ay daha süre verin. Ya öyle bir zamanımız yok. Şöyle yapalım. Bir yarışma düzenleyelim. İnternet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bu yarışmayı duyuralım. Eminim genç ve yetenekli tasarımcılar bu yarışmaya ilgi göstereceklerdir. Belki de aradığımızı bu şekilde bulabiliriz. Çok güzel bir fikir Elçin Hanım. Hemen çalışmalara başlayalım. Harika olur. İnşallah aradığımız güzel çalışmaları görürüz. Siz yine de hazırladıklarınızı bırakın lütfen. Ben bugün onları incelerim, yarın size görüşlerimi bildiririm. Canım? Toplantıdaydım Sinan, aramışsın. Anladım. Şimdi müsait misin? Evet, müsaitim. Tamam, itiraz istemiyorum. Sana geliyorum ve yemeğe çıkıyoruz. Tamam, peki. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Aslında bunları seninle yüz yüze konuşmak isterdim. Ama seni tekrar kırmaktan korktum. Ben İngiltere'ye gidiyorum ve uzun bir süre geri dönmeyeceğim. Sana ne kadar değer verdiğimi unutma. Umarım hayatın boyunca seni hak eden biriyle mutlu olursun. Gidiyor. Onu bir daha göremeyeceğim. Benim yüzümden mi? Keşke hiç söylemeseydim. Eda arıyor. Efendim Eda'cığım? Aslı. Ya Aslı, ben çok kötüyüm. Ne oldu Eda, ağlıyor musun sen? Ya ben hiç iyi değilim. Neredesin sen? Volkan'la birlikteyim. Kulüpten çıktık şimdi. O zaman bize gelebilir misin? Abim getirir seni. Ne oldu? Şimdi abim yanında, anlatamam. Tamam, sen sakin ol. Biz geliyoruz şimdi eve. Tamam, bekliyorum. Aslı. Ne oldu Eda? Neden ağlıyor? Bilmiyorum. Morali çok bozuk. Babamla mı alakalı acaba? Gerçi onunla ilgili her şeyi öğrendi. Sanırım başka bir şey var. Eve gitsek iyi olacak. Tamam, hemen gidelim. Canım güzelim, daha iyi misin? İyiyim, sağ olun, daha iyiyim. Gel istersen bize. Hı? Yok, teşekkür ederim. Ben evime gidip biraz dinlenmek istiyorum. Tamam bir tanem, ısrar etmiyorum ama ne olur kendini daha fazla üzme. Merak etme, ben Burak'la anlayacağı dilden konuşacağım. Ay son günlerde Nihat da ben de Burak'ın üstüne iş konusunda çok fazla gittik. Üstünde çok fazla baskı hissetti. Bu yüzden açısını biraz senden çıkarıyor. Lan hepimiz öyle değil miyiz? Allah aşkına Çağla yani. Hepimiz nazımız biraz sevdiğimize geçer diye düşünürüz. Ben bu davranışları hak etmiyorum.
Hele de bugün olanlar. Lütfen annemin haberi olmasın. O da son zamanlarda Burak'ın bu davranışlarından çok rahatsız. Hatta ilişkimizi artık eskisi kadar desteklemiyor. Ay, ay inanmıyorum. Çok üzüldüm. Ay Elçin de haklı tabii yani Burak'a sinirlenmekte. Ama hayatım annene bir şey söyleme olur mu? Ben de bir şey söylemeyeceğim. Anlatmayalım. Ben bu konuyu halledeceğim. Sen merak etme. Sağ ol. Tamam. Ay benim güzel gözlü kızım. Ay. Ay üzülmüş mü? Çok da yakışıyor ona gülmek. Eda'nın daha iyi hissetmesine çok sevindim. İlişkimizin kabullenmeye başladı öyleyiz. Sinan, ilk fırsatta çocuklarla bir akşam yemek yiyelim ha? Ne dersin? Ya ben Eda'nın daha buna hazır olduğunu düşünmüyorum onun için. Peki. Eda'nın psikolojisini anlıyorsun değil mi? Elbette ki Eda'yı anlıyorum ve ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Çünkü ben de bir kız annesiyim. Ama sen sanki biraz... Abartıyorum değil mi? Evet. Ben de böyle davranmak istemiyorum ama Eda'nın durumu elimi kolumu bağlıyor. Eda'nın nesi var ki? Eda uzun süre terapi gördü. Küçük yaşta annesiz kalmak onda derin yaralar açtı. Ne yaptıysak kapatamadık. Hep bir şey eksik kaldı. Eda o yüzden çok hassas, çok kırılgan. Ben de onu daha fazla üzmek istemiyorum. Ya canım benim bundan haberim yoktu. Biliyorum. Bunları sana önceden anlatmam gerekiyordu. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Ben de elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Her zaman yanındayım. Biliyorum canım. Birlikte üstesinden geleceğiz. Sen bugüne kadar bana her konuda her zaman destek oldun. Sen de benim geçmişte yaşadıklarımı biliyorsun. Hayatıma Oktay'dan sonra sen girdin. Ve insan ilk ilişkisinde yaşadığı hayal kırıklıklarını, kötü anılarını öyle kolay unutamıyor. Ama sen desteğinle benim bunları aşmama yardım ettin. Seni çok seviyorum Elçin. Bundan sonra sadece mutlu anlar biriktireceksin, tamam mı? Sana söz veriyorum. Lütfen bana inan. Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. İnanıyorum tabii ki. Çok mutlu olacağız. Aslı, daha iyi misin? İyiyim. Bu halde bile Eda'yı kırmadın. Olur mu öyle şey? Hem onu görmek bana da iyi gelir. Umarım. Ben telefona bakıp hemen geliyorum. Efendim? Aslı, canım iyi misin? İyiyim. Neredesin peki? Volkanlara geldim şimdi. Volkanlara mı geldin? İyi. Volkan'ın yanında olması iyi tabii. Gördün değil mi yaşadıklarımı? Gördüm canım, gördüm. Aslı, ben bu kızdan çok fena korkmaya başladım. Tam bir şeytan. Lütfen sen de ondan uzak dur. Burak nerede? Hala onun yanında mı? Hayır, senden sonra o da çıktı. Aslı, asıl bomba başka. Burak'ın annesi de geldi. Ne? Emin misin? Evet. Sen bana bir kere gazetede göstermiştin ya. İşte o kadın, eminim. Biraz daha geç çıksam yakalanıyormuşum. Yok, ben aldım ağzımı. Aslı, biliyorsun ben hayalperestimdir ama artık senle Burak'ı ben bile hayal edemiyorum arkadaşım. Neyse, kapatmam lazım. İçeri gidiyorum ben. Tamam canım, üzme kendini. Eda odasındaymış. Tamam, ben gideyim. Ama yalnız konuşsam daha iyi. Doğru, haklısın. Eda. İyi misin? Hiç iyi değilim. Ne oldu? Barış mesaj attı. İngiltere'ye gidiyormuş. Ne zaman döneceği belli de değil. Artık hayatımda olmayacak. Canım, üzme kendini bu kadar. Ya böyle olması belki senin için daha iyi olur.
Yani onu gördükçe daha fazla üzülüp daha çok kırılacaktın. Uzakta olması belki unutmana yardım eder. Eda'cığım biliyorum vazgeçmen kolay olmayacak. Ama çaba göstermen lazım. Bunu şimdi görmen daha iyi oldu senin için. Yaşadıklarını arkanda bırakıp önüne bakman lazım. Nasıl yapacağım bunu? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece kalbinden, beyninden olumsuz bütün düşünceleri sil ve bazı şeyleri zorlamayı bırak. Senin olan zaten sana gelecektir. Bak göreceksin. Hiç beklemediğin bir anda gerçek aşk seni bulacak. Umarım. Teşekkür ederim Aslı. İyi ki varsın. Ya sen bana çok iyi geliyorsun. Ben sen olmasan ne yapardım? Lütfen kendini daha fazla üzme, tamam mı? Tamam. Ama sen de biraz daha kal. Olur mu? Lütfen. Hala açmıyor ya. Aç şu telefonu Aslı, aç. Efendim? Volkan, neredesin? Evdeyim. Aslı yanında mı? Evet. Ne yapıyorsunuz evde? Eda'nın biraz canı sıkkındı. O yüzden geldik. Tamam, ben de geliyorum. Sen de mi geliyorsun? Neden? Aslı ile konuşmam lazım. Senin konuşman gereken biri varsa o da Çağla. Eğer ona göz kulak olursan zaten ortada bir problem kalmıyor. Kime göz kulak olacağım sana soracak değilim Volkan. Geliyorum. Orada konuşuruz. Teşekkürler. Merci. Akşam planın ne? Çağla ile yemek yiyeceğiz. Belki akşam sinemaya falan gideriz. Onun da bu aralar canı çok sıkkın. Ben de onunla uğraşıyorum. Hayrola, ne var ki? Burak. Yine mi? Evet ama bu sefer farklı. Burak Çağla'dan ayrılmak istediğini söylemiş. Ya nasıl olabilir? Daha düne kadar hiçbir şey yoktu. Tamam yani Burak'ın ufak tefek hataları oluyordu ama... Bu sefer farklı. Dedim ya. Ya biz Selda ile söz olayını konuşurken olanlara bak. Abimler ne tepki verdi peki ya? Bana kimse bir şey söylemedi de. Selda ile Nihat'ın haberi yok. Lütfen sen de bir şey söyleme. Çağla onlar üzülmesin diye şimdilik söylemek istemiyor. Yani Burak'ın yanlışları oldu ama... çok uzun zamandır birlikteler. Yani bu noktaya nasıl geldiler? Kesin bu işin ciddiyetinden korkmuştur. Söz olayı uzun zamandır gündemde ama... yani sanmıyorum ben. Çok üzüldüm canım ya. Tamam Burak benim yeğenim olabilir ama... Çağla da kızım. Kesin Burak evlilikten korktu. Ben Burak'la konuşacağım. Aklını başına alsın. Çağla'yı sahiplenmen çok hoş. Ama karışmasan iyi olur. Çünkü sebep başka. Başka ne olabilir ki? Bence Burak'ın hayatında başka birisi var. Sen şimdi niye böyle düşünüyorsun? Bak bildiğin bir şey varsa söyle Açın. Tam olarak emin değilim ama... Çağla'nın anlattıklarından öyle hissediyorum. Ben Burak'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum ama... yani Çağla'yı kaybederse hayatının hatasını yapmış olur. Ben yanlış evlilik yapmanın bedelini çok ağır ödedim. Burak'la konuşacağım. Amcası olarak bu benim görevim. Tamam canım. Sen nasıl istersin? Burak doğruyu bulacaktır. Çağla'ya söyle üzmesin kendini, tamam mı? Sen de üzülme. Aslı tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Bir şeyler içer misin? Soğuk bir şeyler içerim. Meyve suyu? Olur. Biz iki tane meyve suyu alabilir miyiz? Peki. Üç tane olsun. Peki efendim. Eda'cığım. Söyle bakalım. Biz niye apar topar getirdin buraya? Şey abicim. Ya benim dertleşmeye ihtiyacım vardı da. Kız kıza.
Hı. Bana anlatmayacaksın yani. Yani. Aslı'yla paylaşmayı tercih ederim. Papucumuz dama atılmış bakıyorum. Eskiden ben de dertleşirdin. Dertleştiğim kişi yabancı değil ki Allah'tan. Kız arkadaşın. Yani şey, eski kız arkadaşın. Eda, biz Aslı'yla tekrar birlikteyiz. Nasıl yani? Gerçekten mi? Ya inanmıyorum. Ya çok sevindim. Ya bunu kutlamamız lazım. Bu akşam yemeğe çıkalım mı ya? Lütfen, lütfen. Hey, de abartma istersen. Ya abi lütfen. Ne olur ya, zaten biliyorsun. Ne zamandır sinirim bozuk. Bence bunu kesinlikle kutlamalıyız. Neyi kutluyorsunuz? Abimle Aslı tekrar birlikteler. Öyle mi? Eda'cığım sen haklısın ya. Biz bunu kutlayalım. Odan çıkıp üstünü değiştirsene. Tamam. Aslı hadi gel, sana da giyecek bir şeyler vereyim. Hadi gel. Çok güzel fikir. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Fırsattan faydalanıyor gibi görünüyorsun. Burak ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Duymazsam ne olur? Niye bu kadar gerildin sen? Bak, Aslı benim yüzümden daha fazla üzülsün istemiyorum. Çağla yetmiyormuş gibi Eda'yı da bu yalan dahil ettin. Ne yapmamı bekliyorsun? Çağla'yı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Çağla her ne kadar Aslı'yla birlikte olduğuma inansa da bu işin peşini bırakmayacaktır. Yani en azından bir süre sular durulana kadar Çağla'yı Aslı'dan uzak tutmak lazım. Çağla bizim birlikte olduğumuza inandığı sürece Aslı'dan uzak duracaktır. Nereye kadar? Sen Çağla'yla ilişkini rayına oturtana kadar. Anlamıyorsun. Çağla artık benim için bitti. Burak, Çağla'yı bu kadar kolay başından sarıp atamazsın. Yengem, amcam, Çağla'nın annesi. Hatta babam bile karşı gelecekti sana. Fark etmez. Gelen gelsin. Ben kararımı verdim. Yoksa Çağla haklı mı? Gerçekten hayatında biri mi var? Ya niye hayatında biri olduğunu düşünüyorsun ki? Hem Çağla'yla birbirimize uygun olmadığımızı hep sen söylerdin. Şimdi ne değişti? Sen. Sen değiştin Burak. Gerçekten ben seni artık anlamakta güçlük çekiyorum. Çok gerginsin. Ben senin her zaman yanında oldum. Arkanı kolladım. Son zamanlarda sen bana ne kardeşin, ne dostum, ne de kuzenin gibi davranıyorsun. Çağla'yla yaşadığım olaylar beni fazlasıyla gerginleştirdi. Senin de bunun bir alakası yok. O yüzden seni kırdıysam kusura bakma. Bundan sonra daha çok dikkat ederim. Neyse tamam. Şimdi gidip biraz Eda'yı mutlu edelim. Ben odaya çıkıp üstümde yaşıyorum. Sence bu nasıl? Güzel. Ya bu nasıl sence? Yani fark etmez, hepsi birbirinden güzel. Ya ben kararımı verdim, bu olsun. Tamam. Ben de. Ya Aslı o kadar mutlu oldum ki barışmanıza. Yani Barış'ı unuttum resmen. İnşallah benim de sizin gibi bir ilişkim olur. Öyle ki birbirinizden kopamıyorsunuz bile. Ama ben emindim tekrar barışacağınıza. Neyse, ben gidip bunu bir deneyeyim. Sen de bir bak istersen. Tamam canım. Ne yapıyorsun sen burada? Ya bırak beni. Bir bahane uydur ve o yemeğe gitme. Saçmalama. Ya bu durumda nasıl bir bahane uydurabilirim? Annenin aradığını, acil eve çağırdığını falan söyle. Söyleyemem. Artık beni rahat bırak. Yoksa Volkan'la yemeğe gitmek senin hoşuna mı gidiyor? Sen ne söylediğini bilmiyorsun. Elini tuttuğunu gördüğüm an delirdim Aslı. Anlıyor musun? Delirdim. Sessiz ol Burak, yalvarırım. Yeter artık başıma açtıkların. Ben kulüpten de ayrılıyorum zaten. Evinizden de taşınacağım. Ya ben sana neler söyledim. Tüm kalbimi açtım.
Karşılığı bu mu? Peki senin sevginin karşılığı bu mu? Çağla'nın hareketleri mi? Ben bugün neler hissettim? Neler yaşadım, farkında mısın? Ben her şeyin farkındayım. Böyle olmasını ister miyim sanıyorsun? Volkan olmasaydı ne olacaktı peki? Sen Çağla'nın karşısına geçip gerçekleri söyleyebilecek miydin? Beni elimden tutup oradan çıkartabilecek miydin? Burak, yol yakınken kabul et. Ben sizin evinizde çalışan aşçının kızıyım. Bunun ötesi olamaz. Mümkün değil. Göreceksin. Senin için, bizim için ne gerekiyorsa yapacağım. Masaroğlu aşçının kızına aşık. Ay, beni bundan daha fazla mutlu eden başka hiçbir şey olamazdı. İlahi adalet bu olsa gerek. Nihat'la Selda'nın bunu duyduklarında ne hale geleceklerini düşünemiyorum bile. Ya alt sınıftan geldiğim için beni ailelerine layık görmeyip yapmadıklarını bırakmadılar. Bakalım aynı şey oğulları söz konusu olduğunda yapabilecekler mi? Bakalım ona da bana oldukları kadar acımasız olabilecekler mi? Ya. Ya. Asıl oyun şimdi başlıyor. Bu ailenin başına bu aşkı böyle kara bela gibi sarmazsam, bana da Başak demesinler. Aslı, niye üzerini değiştirmedin? Eda'cığım, benim çok acil bir işim çıktı. Annem aradı, eve çağırıyor beni. Ya. Söz veriyorum, telafi edeceğim. Tamam, ama kesin bir şeyler yapalım, olur mu? Tamam, merak etme. Kutlamaya nereye gidiyoruz? Sen de mi bize gidiyorsun? Tabii ki de. Maalesef yemek iptal. Neden? Ya aslında annesi aramış da Adil çağırmış. Tamam. Ben Aslı'yı eve bırakayım o zaman. Gerek yok. Ben kendim giderim. Bence var. Aslı'cığım teşekkür ederim. İyi ki geldin. Haberleşelim, olur mu? Dağcığım, konuştuklarımızı unutma. Sakın üzme kendini. Unutmam. Kuzen, görüşürüz. Görüşürüz kuzen. Dikkatli gidin. Merak etme. Ben çıkıyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Gonca. Erdem. Aşkım, bana sürpriz mi yaptın? Evet aşkım, sürpriz yaptım. Erdem, bu ne? Bu mu sürprizin? Erdem, beni terk ediyor musun? Gidiyor musun? Niye terk edeyim? Öyle bir şey yok Gonca ya. Ben seni terk eder miyim? Ya yengemler memlekete gidiyorlar da hani bana da sen ne yapacaksın falan deyince ben de bir yalan uydurup çıktım. Ya kalsam bir şey demezlerdi ama istemedim işte. Peki ne yapacaksın? Otelde kalacağım. Ama nasıl otelde kalacaksın? Ne yapayım aşkım, mecbur. Başka hiç mi kimseyi tanımıyorsun? Başka hiç mi akraban yok yengenlerden başka? Yok ki, bir İstanbul'da yengemleri tanıyorum, bir onlar var. Of ya. Ya tamam hayatım, sen sıkma canını ya. Erdem. Ha. Benim aklıma bir fikir geldi. Nasıl bir fikir? Ya olur mu dersin baksana? Ne ya? Alo? Şirkette değil mi? Evet.
toplantıda şu an. Tamam. Ben de geldim zaten. Otel için ayırdığımız bütçenin neredeyse 1,5 katını harcadık. Yine de sonuç benim için çok tatmin edici değil. Yani ben böyle bir tablo beklemiyordum doğrusu. Her şeyi Sinan Bey'in istekleri doğrultusunda hazırladık. Kendisiyle bizzat görüşüyoruz. O çıkan sonuçtan gayet memnun. Onun memnun olması bir şey ifade etmez. Bu şirkette en son sözü ben söylerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Nihat Bey. Bu dosya burada kalsın. Ne yapabiliriz bakacağım. Tamam. Çıkabilirsin. Peki Nihat Bey. Başak Keskin derseniz görüşeceğinden eminim. Efendim? Nihat Bey, Başak Keskin sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Bu kadın iyice kontrolden çıktı. Ne işin var burada? Civarlardaydım. Bir uğrayıp ne var ne yok göreyim istedim. Saçmalama. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aa. Sakin ol ya. Stres kolesterolü tetikler biliyorsun. Ne geçti eline? Ha? Anlamadım. Ne geçti eline diyorum. Eda fotoğrafları görünce babasıyla ilişkisini kesecek mi zannettin? Sen gittikten sonra Sinan Volkan'a da Eda'ya da hem babalık etti hem annelik etti. Onların arasını bozmak öyle o kadar kolay değil. Gittiğin günden beri yerine gönderildiğin günden beri desem daha doğru olur. Sen de gönderilmeyi hak etmeseydin. O yaptıklarından sonra sana herhalde tahammül edecek değildik değil mi? Neyse Nihat. Söylediklerimi düşündün mü? Bana yardım edecek misin? İstediğin şey imkansız. Sen böyle bir şeyi hayal bile etme. Geldiğin yere geri git. Bir daha da seni uyarmayacağım. Ne kadar istiyorsan vereceğim. Kaç para istiyorsun? Söyle. Ay, dejavu yaşıyorum sanırım. Sen bunamış olabilir misin? Son konuşmamızda ne kadar istediğini sorduğumu gayet iyi hatırlıyorum. Evet. O zaman cevabımı da hatırlıyorsundur. Ben senden para falan istemiyorum. Hele yani bugün öğrendiklerimden sonra bütün servetini böyle ayaklarımın altına sersen bile benim için boş. İstesen de istemesen de ben artık buradayım. Ve hak ettiklerimi almadan da şuradan şuraya gitmeye niyetim yok. Bana yardım etsen de, etmesen de. Başak, beni zorluyorsun. Bu bir tehdit mi? Kesinlikle. Çok güzel. Demek ki seni korkutabilmişim. İnsanlar en büyük hatalarını ne zaman yaparlar biliyor musun Nihat? Korktuklarında. Beni korkuttuğun falan yok. Sen hiç hayal kurma. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. İnsanlar en çok ne zaman kaybederler biliyor musun? Kendilerine çok güvendikleri anda. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ki Nihat. Ama senin kaybedecek çok şeyin var. Yeter artık. Senin bu saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Seni burada ve ailemin çevresinde bir daha görmek istemiyorum. Anladın mı? Senin boş tehditlerini benim karnım tok. Ve şunu unutma ki bu sefer benden kurtulmanız hiç de kolay olmayacak.
yaşadıkların için senden özür diliyorum. Haksızdım ben. Aslı, bak lütfen böyle konuşma. Sen böyle konuştukça ben kendimi daha suçlu hissediyorum. Suçlusun çünkü. Tamam. Tamam. Sen ne dersen de yeter ki asma o güzel suratını. Tamam mı? Elini tutabilir miyim? Hayır tabii ki. Ya Burak ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Durumun ciddiyetinin farkında değil misin? Ya bir ilişkimizi bir duyan olursa neler olur biliyor musun? Ya bir ilişkimiz olduğunu kabul ediyorsun yani. Hayır etmiyorum. Öyle demek istemedim. Anladın sen yani ne demek istediğimi. Tamam. Sana söz veriyorum bundan sonra daha dikkatli olacağım. Bak riskli hareketler yok. Pulu orta öpmek falan da yok. Kendime hakim olacağım tamam mı? İstediğim şey bu değil. İstediğim şey benden uzak durma. Sen benden ne istediğinin farkında değilsin. İnsan nefes almaktan vazgeçebilir mi? Senin de benden istediğin tam olarak da bu. Abi Aslı ile barıştığınıza inanamıyorum ya. Gerçekten çok mutluyum. Belli oluyor. Gerçi aranıza bazı parazitler girmeseydi iyi olurdu ama. Eda açma şu konuyu ya. Ya tamam, tamam. Keyfimizi bozmuyorum. Ya ama partideki o dansınızdan sonra o kadar belliydi ki. Birbirinize çok güzel bakıyordunuz. Sonunda doğruyu buldun abicim. Ya umarım babam da. Eda ya. Hoş geldin baba. Çocuklar. Eda'cığım. İyisin değil mi kızım? İyiyim babacığım. Abim sayesinde. Abimle Aslı barıştı da. Ne güzel. Sevinmişsindir sen de. Tabii ki de. Yani abim kendisi için en doğru kararı verdi. Umarım sen de en kısa sürede bunu başarırsın. Neyse. Ben odama çıkıyorum. Senin adına çok sevindim oğlum. Sağ ol baba. Baba bu arada akşam işin var mı? Maç var istersen izleyelim. Yok oğlum. Erçin Çağlar'la ilgilenecekmiş. Bazı sıkıntıları varmış da. Anladım. Senin bu son olaylardan haberin var mı? Yani Burak sana her şeyini anlatır da. Ya yok baba. Klasik Burak işte. Yani bütün ilgiyi üstüne çekmeye çalışıyor. Bir de iki gün çalıştı ya. Daha fazla üstüne gitmesinler diye yapıyordur. Ya ben öyle olduğunu pek düşünmüyorum. Yani Burak o kadar derin düşünen politik bir çocuk değil ki. Bence evlilikten korktu. Ne de olsa amcası gibi özgür ruhlu çocuk. Ama abim yanlış davranıyor. Hala Burak'a nasıl davranacağını öğrenemedi. Abim işte. Herkesin hayatını kontrol etmeye bayılıyor. Hoş geldiniz Selda Hanım. Nesi var Selda Hanım'ın? Onu hiç bu kadar kötü görmemiştim. Burak Bey'e canı sıkılmış. Tahmin etmiştim. Yine ne yapmış? İşe mi gitmiyormuş yoksa? Yok canım. Çağla Hanım'la ilişkisiyle ilgili. Burak Bey ayrılmak istiyormuş. Ne? Ya. Biz tam sözleneceklerini beklerken... Selda Hanım'ın bu hale gelmesine hiç şaşmamak lazım. Neyse ben gidip bir bakayım. Kolay gelsin Emel Hanım. Sağ olun. Aç mısınız? Mantı yaptım. Mantı mı? Oo, mantıya kim hayır diyebilir ki? Hele sizin elinizden. Buyurun o zaman. Teşekkür ederim.
Selda Hanım ya, çok gerilmişsiniz siz. Ay tam orası işte. Biraz rahat olmaya çalışın. Şöyle. Evet, içeriden zonkluyor biliyor musun? Şimdi ben size güzel bir Melisa çayı yapayım. Hem stresinizi alsın hem de sizi biraz gevşetsin. Ay çok iyi düşündün Şükrancığım. İnsan gerginken mantıklı falan da düşünemiyor yani. Haklısınız efendim. Hemen hazırlıyorum. Tamam. Hep bu Nihat'ın suçu. Şu çocukları bir Amerika'ya göndermedi yani. Gitselerdi böyle mi olacaktı? Çocuklar bir yalnız kalamadılar. Doğru düzgün baş başa kalamadılar. Vakit geçiremediler. Soğukluk girdi tabii araya. Of. Şu olanlara bak ya. Ya aşkım abim bu sefer de anlamaz umarım be. Dur bakayım bir sana. Heh. Yok aşkım çok güzel oldun hayatta anlamaz. Çok güzel aklıma geldi ama değil mi? Delisin ha. Senden ilham alıyorum Eftali ablacığım benim. Gonca dalga geçme ya. Ya zaten yanında böyle olduğum için huzursuzum. Aşkım sen benden soğumadın değil mi? Erdem, sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Şaka yaptım şaka. Niye soğuyum senden? Saçmalama. Ya ne bileyim şuna baksana ya. Resmen yani sevgilimin kankası oldum ha. Eftali ablam benim sen bunları hiç düşünme. Bak aşkım şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bize gidiyoruz ya. Lütfen sen fazla abimle muhatap olmuyorsun. Ki foyamız meydana çıkmasın. Ben abimden senin bizde yatıya kalman için izin isteyeceğim. Zaten verir. Gece vardiyasında çalışıyor bu hafta. Erkenden gider o. Evde bize kalır, rahat rahat takılırız. Ya aşkım ya, benim için nasıl riske giriyorsun ha? Ya cidden bak, mesela abim bu durumu anlasa, beni kesse... ciddi söylüyorum, gözüm açık gitmem. Ya Erdem ya, niye böyle şeyler düşünüyorsun? Hiç öyle şeyler olmayacak, Allah korusun. Biz evde istediğimiz gibi takılacağız çünkü ev bize kalacak. Ne bileyim, film falan izleriz, bir şeyler yaparız. He. Tamam. Sen nasıl istersen aşkım. Hadi gidelim o zaman ya. Burası olmaz. Eve daha yakın bir yerde inseydin. Burak, bunu konuşmuştuk. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Aslı. Akşam kaçırayım seni. Hayır tabii ki Burak. Sevgilini öpmeyecek misin? Selda Hanım'a iyi gelir. Kadıncağız çok gerilmiş. Ay görüyor musun bak, nazarımız değdi Şükran. Ay evet Emel ya. Ne güzel anlaşıyorlar, birbirlerine yakışıyorlar dedik. Tepe taklak oldular. Tövbe tövbe. Ay. Ah, geldin mi kuzum? Hoş geldin Aslı'cığım. Hoş bulduk Şükran teyze. Ali abi afiyet olsun, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Aslı'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ay umarım bu çay Selda Hanım'ı biraz olsun rahatlatır. Nihat Bey gelmeden kendisini toparlaması lazım. İnşallah canım. Selda Hanım'ın nesi var anne? Ay canı sıkılmış. Oğlu kız arkadaşından mı ayrılmış ne? Aslı'cığım gerçi bizi ilgilendirmez bunlar. Aç mısın kuzum? Bak mantı yaptım, ye istersen. Tamam anneyim. Al bir tabak. Emine Hanım. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne yaptım ben? Çok çok özür dilerim Emine Hanım. Affedersiniz, ben sakar adamın tekiyim. Canını sıkmayın, yıkarız geçer. İyi de yağ lekesi şimdi çıkmaz da. Çıkmasın, zaten eski bir şey. Dur yavrum, ben şunu hemen bir suya basayım. Çok özür dilerim. Tekrar özür dilerim. Vallahi.
vallahi ben... Sen ne yapıyorsun burada ya? Su almaya geldim ya, abartma. Ya tamam, ben çıkınca gel. Ya mutfağa da giremiyoruz ya. Ben çıkıyorum o zaman. Mantı mı o? Vay, kaynanama bak be. Neler döktürmüş öyle. Burak Bey, suyunuzu ben getirirdim. Ha, su. Olsun. Sorun değil ya. Kolay gelsin. Burak Bey önceden mutfağa hiç gelmezdi. Öyle mi? Aman kızım. Sen ne yapacağını bilirsin. Bilirsin de yine de dikkatli ol. Burak Bey çapkın biridir. Yani o geldiğinde pek ortalıklarda olma. Merak etme Şükran teyze. Tamam canım. Çok şükür aklı başında bir kızsın. Yoksa ne yalan söyleyeyim, kesinlikle senin için referans olmazdım. Çünkü Selda Hanım iyidir, hoştur ama oğlu söz konusu oldu mu asla kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir şeyde sizi de beni de kapının önüne koyar. Anladım. Daha fazla dikkatli olurum. Merak etmiş Şükran teyze. Tamam canım. Neyse ben çıkayım artık. Ah Halil, beni metroya bırakır mısın? Onun için gelmiştim Şükran. Hadi gidelim. Ablacığım. Gonca sen misin? Abicim Eftali ablayla geldik. Ay. Ay şunları. Eftali Hanım? Evet. Merhaba. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş gördük canım. Siz oturun. Ben içecek bir şeyler getireyim. Tamam, tamam. Buyurun. Teşekkür. Sağ olun, buyurun, sağ olun. Olmasın benden. Yok abicim, sen zaten gececisin. Biz de sabah erkenden işe gidiyoruz. Eftali abla da çalışıyor. Tamam o zaman. Jessica ama kadıncağızı üzüldüm valla. Sorma abicim. Böyle eşi, ne desem var, içki, kumar. Yok yok. Tüh. Böyle bir kadına bile. Yapılır mı bu? Neyse, ben o zaman erken çıkayım. Siz rahatınıza bakın. Tamam abicim. Eftali Hanım, ben işe gidiyorum. Siz kendi evinizde gibi rahatınıza bakın. Lütfen hiç rahatsız olmayın, tamam? Çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz abicim. Görüşürüz canım. Bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Bir şey diyeceğim ha. Abini sevdim ben ya. Vallahi bir an vicdan yaptım. İyi adammış aslında. Ben de şaşırdım vallahi. Sen de hoşlanmıyor galiba. Ya saçmalama. Bir Gonca sabahtan beri dalga geçiyorsun zaten. Tövbe de ya. Ya hadi şu eftaryaları çıkar artık Erdem o. İyi tamam. Ben o zaman giyinip geleyim. Eşyalar. Önce gülme artık ya. Tamam ya. Beni.
Hayır. Burak'ı görmeye gelmedi. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ama sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki. Hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ben seni ağladıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Hakan, sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Selda Hanım iyidir, hoştur ama oğlu söz konusu oldu mu asla kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir şeyde sizi de beni de kapının önüne koyar. Bunun daha fazla sürmesine izin veremem. Buna bir son vermem lazım. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Ya bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Aslım. Aslım. Bugün çok yoruldum nedense. Bitmedi mi işin anne? İstiyorsan ben yardım edeyim sana. Selda Hanım'la Nihat Bey yemeklerini yediler. Kahvelerini de içtiler. Herhalde artık bir şey istemezler. Ay. Ah. Aa. Aslım. Ya şu elbisemin lekesi için suya basmıştım. Onu bir durulayıp asar mısın çocuğum? Tamam anneciğim. Çamaşır odasında. Ay. Yaktın beni alev. Ya keşke her gecemiz böyle olsa aşkım ya. Evet canım. Ama bu geceyi hallettik. Ondan sonra ne yapacaksın? Ben hallederim ya. Çaresine bakarım ben. Sen şey yapma öyle. Hem bir şey diyeceğim. Şu anın bir tadını çıkaralım yani. Bu gecenin tadını çıkaralım. Yani sen bunları düşünme. Nasıl düşünmeyeyim? Bir iş bulamadık sana. Ben bakayım diyorum, ona da izin vermiyorsun. Ya nasıl bulacaksın sen? Ben ne zamandır uğraşıyorum bulmuyorum. Öyle kolay mı iş bulmak? Ben Aslı'yla konuşacağım. Burak'la konuşsun. Sana spor kulübünde bir iş ayarlayalım. Yani orası olmazsa milyon tane otelleri var canım. Birisinden olur. Burak'la Aslı ne alaka ki? Ben sana anlatmadım mı? Ne o, neyi? Burak Aslı'ya aşık oldu. Nasıl Burak Aslı'ya? Burak Bey Aslı'ya aşık mı oldu? Ya tabii sorma. Talih kuşu kondu kıza resmen. Yani koskoca Masaroğlu Holding'in veliahtı. Benim de eniştem sayılır. Yani herhalde beni kırmaz, sana güzel bir iş bulur. Yok canım, ayıp olur Aslı'ya şimdi öyle. Ya niye ayıp oluyormuş? Yani soracağız biz sadece. Ya sen de artık itiraz etme lütfen. İyi tamam, madem seninle aynı yerde çalışacağım o zaman ben de kabul ediyorum. Tamam oldu, görüş. Ya hadi inşallah olur. Uyusak mı ya? Bu saatte. Daha erken. Ne yapayım, geldi şu anda, ne yapabilirim? Tamam. Sen yat o zaman, ben öteki odaya gideceğim. Nereye öteki oda, ne ya? Niye? Ben burada mı yatacağım ben burada? Tek başıma mı? Yani herhalde beraber yatmayacağız eğer ben. Yani. Film bitmemiş ya. Birden uykum kaçtı. Ben film bitti sandım. Böyle konuya geçince film bitti sandım. Gel filmimiz değilim ya. Ne uyuması canım? Saat erkenmiş gerçekten. Gel. Zaten kaçırdık.
Bir şey olmaz ya, oralarda çok önemli şeyler olmaz. Ben gözücüyle baktım. Neyse, senin başka planların vardı ama. Ne başka planı canım? Öyle bir şey falan yoktu. Öyle bir şey olamaz yani. Film devam ediyorum şimdi bak. Hem ben seninle bir şey diyeceğim hayatım. Aynı çatı altında olmak yeter benim için yani. Öyle şey planlarım varmış ona. Erdem bırak bir nefes alayım. Burada. Ne yapıyor gibi görünüyorum? Ayrıca Burak, bir gören olacak. Yarın sabah kaçta buluşalım ha? Hı? Hayatım, ben çalışma odasına geçiyorum. İncelemem gereken dosyalar var da onlara bakacağım. Müsaade edersin değil mi? Ay ne demek hayatım? Sen ne yapıyorsun öyle? Ay ben de turlara bakıyorum. Hayatım bak ne diyeceğim. Kruz gemisiyle yapılan turlar vardır ya. İşte o turlarla hep beraber bir tatile çıkalım diyorum ben. Ya işte Sinan, Elçin, Çağla, Eda, Volkan, Burak, biz hep birlikte yani. Hepimize böyle bir tatil iyi gelebilir. Hem böylelikle Elçin'le Eda'nın arasındaki buzları eritebiliriz diye düşündüm. Tamam, iyi düşünmüşsün. Hadi bakalım. O zaman bir Burak'a danışayım mı ben? Tamam hayatım. Hadi o zaman. Tamam canım. Ne demek artık kulüpte çalışmayacağım? Sen yoksan ben de orada çalışmam. Kendimize yeni bir iş buluruz. Ya Burak lütfen çocuk gibi davranma. Ay Burak neredesin be oğlum? Burak! Burak artık daha fazla bunu sürdüremeyiz. Eğer böyle üzerime gelmeye devam edersen ben evden de taşınmak zorunda kalacağım. Tamam anladım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bu sondu. Bir daha asla seni huzursuz edecek bir şey yapmayacağım. Tamam mı? Thank you.
kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...